Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf matematik. 6. dersimiz üslü sayılarda işlemler ya da bilimsel gösterimin ifadesi diyelim. 8. sınıf matematik. Bilimsel gösterim. Şimdi arkadaşlar çok büyük ve çok küçük sayıların gösterimini ilk etapta söyleyelim. Biraz önce de yani bir önceki konumuzda arkadaşlar üslü sayıların son örneklerinde anlatımında da zaten ufak tefek bahsetmeye çalışmıştık. Şimdi dikkat ettiğiniz gibi burada ne var? 6 tane sıfır var sonunda. Yani kendisi kimdir arkadaşlar? 3 milyon sayımız. Sondan 6 basamağı sıfır. Mesela bazı yerlerde göreceksiniz, fark edersiniz. Sondan 50 basamağı sıfır olabilir. Bunları ifade etmek için arkadaşlar böyle uzun uzun yazmıyorlar. Nasıl yazıyorlar? Şu şekilde. Başta görmüş olduğumuz sayıyı alıyoruz. Kim kendileri? 3. 3'ten sonra kaç tane sıfır var sayarsanız burada? 6 tane sıfır var. 10 üzeri 6 şeklinde ifade edeceğiz. Bir aşağıya bakacak olursak, burada ondalık gösterimde de yaptığımız şey şu arkadaşlar. Sayının kendisini alıyoruz. Sayının kendisi kaç? 3. Buradan sonra çarpı diyoruz 10 üzeri. Virgülün sağında kaç tane sayı var? Sayıyorum 5 tane sayı var. O zaman ne diyeceğim? 10 üzeri eksi 5'tir diyeceğim. Örneklerle pekiştirmeye çalışalım. İncelersek, bakın arkadaşlar 4 çarpı kaç tane sıfır var? 8 tane sıfır olduğu için 10 üzeri 0 diyeceğiz. 12 çarpı diyeceğim arkadaşlar. 12 çarpı 10 üzeri virgülden sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır olduğu için 5 şeklinde ifade edeceğiz. 6 çarpı arkadaşlar ne diyeceğim burada? 10'un karesi. Niye? Virgülden sonra 2 tane sıfır var. Şunu da yazabilirdim. Mesela 6 değil de arkadaşlar biraz ileride kullanacağız demek atma amaçlı. 60 çarpı 60 çarpı 60'tan sonra kaç tane sıfır var? Bir tane 10 üzeri 1 şeklinde de ifade edebilirdik diyelim. Şöyle alalım arkadaşlar konuşturalım. 500 bin yani 5 çarpı kim olacak arkadaşlar? 10 üzeri 5'tir diyeceğiz. 6 çarpı 10 üzeri 7. 6'mız burada. Sonuna arkadaşlar ne yapıyoruz? 7 tane 0 koyuyoruz. 60 milyon olacak. 3 çarpı 10 üzeri 5. 3'ü koyuyoruz. Sonuna arkadaşlar 2, 3, 4, 5 tane 0 koyuyoruz. Buraya geldik. Burayı biraz açalım. 125 çarpı diyebilirim arkadaşlar. Bakın 125 çarpı 10 üzeri 3 diyebilirim. Ya da şöyle de diyebiliriz. 12,5. Bakın 12,5. Şimdi 12'yi aldık mı biz buraya kadar? Kaç tane basamak var? 4. Çarpı 10 üzeri 4 diyebilirim. Ya da arkadaşlar şuradan bölecek olursak bu sefer şuradan 1,25 olarak alırsak ifadeyi şuradan alalım. Şuradan bölersek bu sefer de ne diyeceğiz? 1,25 çarpı 10 üzeri 1'den sonra 1, 2, 3, 4, 5 basamağımız var. 10 üzeri 5 şeklinde ifade edeceğiz. Gelelim sağ kanada. Bakın 2 çarpı virgülden sonra 5 basamak olduğu için 10 üzeri eksi 5 yazıyorum. Bunu şöyle yazıyorum. 12 çarpı 10 üzeri hata yapılır dikkat edelim. Virgülden sonra 5 basamak olduğu için 10 üzeri eksi 5 şeklinde ifade ediyorum. 7 çarpı 7 çarpı 10 üzeri virgülün sağına bakıyoruz. Kaç basamak var arkadaşlar? Hep tesadüf olmuş. Eksi 5. 5 tane basamağımız var. Burada 125 çarpı diyeceğim arkadaşlar. Kim gelecek? 10 üzeri yine eksi 5 gelecek. Burada arkadaşlar 4256 sayının tamamını aldık. Çarpı diyorum. 10 üzeri virgülün sağında kaç tane sayı var? 3 tane sayı var. 10 üzeri eksi 3 diyoruz. Buraya bakarsak, şimdi arkadaşlar hemen ne yapıyorum? 12'yi yazıyorum. Virgülün sağında kaç tane sayı olması lazım? 10 üzeri eksi 4 olduğu için 4 tane. 3, 4. Tamamladım. Başına bir de 0 yazdım. Devam edeyim. Şunu da alalım. Şimdi hemen getiriyorum. 5'i yazıyorum. Virgülün sağında kaç tane sayı olması lazım? 3. 3'e tamamlıyorum. 3 tane oldu. 0 virgülleyip gönderiyoruz. Gelelim bilimsel gösterime. Arkadaşlar bilimsel gösterim. Bilimsel gösterim. Şurada ifade ediyor. Bakın bütün inceliği şu. 10 üzeri n'li şekilde yazacağız. N pozitif olur, negatif olur. Ama bu 10 üzeri n'in başındaki a'mız arkadaşlar kesinlikle 1 ile 10 arasında olması lazım. 1'e eşit olabilir ama 10 olmayacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela aşağıdaki gösterimlerden hangisi bilimsel gösterimdir? Bakın 1200 olmaz. 1 ile 10 arasında olacak. 120 olmaz. 1 ile 10 arasında olacak. Bu da olmaz. Bu da olmaz. 1 ile 10 arasında olması lazım. O yüzden kimi alıyoruz? 1,2 çarpı 10 üzeri 4'ü alıyoruz diyelim. Gelelim. Bakalım ne diyor arkadaşlar bize? Sayıyoruz. 3,
Hemen geliyorum. 6, 7 tane sıfırımız var. Bilimsel gösterim için ne diyeceğiz? 4 çarpı 10 üzeri 7 diyeceğiz. Tekrar söyleyelim. Dikkat etmemiz gereken şey şunun 10'dan küçük olması gerektiği. Hemen buraya gelelim. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada 62 çarpı diyeceğim. Normal şartlarda yazıyorum kafam karışmasın diye. 10 üzeri virgülden sonra 4 tane sayı olduğu için eksi 4. Ama şunun ne olması gerekiyor? 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. O yüzden içindeki 1 10 çarpanını alıyorum. 6,2. Şu sağdaki ifadeyi 10 ile çarptığımızda ne gelecek arkadaşlar? 10 üzeri eksi 3. Yani eksi 4'ü 1 artırıyorum diyelim. Ne olur? Eksi 3 olur. Burada 72 bin konut diyor. Normalde şöyle yazmam lazım. 72 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde yazmamız lazım. Ama buradaki 72 olmaz. Niye? 1 ile 10 arasında olması lazım. O zaman bir onluk alırız içinden. Yan tarafa devrederiz. 7,2 çarpı 10 üzeri kaç olacak? 4 olacak. Şunu sonradan yazdık. Kafanız karışmasın. Dünyada ilk çok hücreli canlılar ne zaman? 3, 6, 9. Yani 1 milyar. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 çarpı 10 üzeri 9 şeklindedir deyip ifademizi tamamlayacağız. Bir bakterinin eni 0,036 diyor. Hemen ne dememiz lazım bizim? 36 çarpı, bakın direkt aldık sayıyı. 10 üzeri virgülden sonra 4 tane sayı olduğu için eksi 4 yazdım. Ama şu 36'nın ne olması lazım? 1 ile 10 arasında olması lazım. O yüzden içinden bir onluk alıyorum. 3,6 çarpı, bu onluk buraya geliyor. 10 üzeri eksi 3. Ne yaptık? Bilimsel gösterimi yaptık. Burada ne diyeceğiz? 542, 542 çarpı diyeceğiz arkadaşlar. 10 üzeri virgülden sonra gördüğünüz gibi 4 basamak var. Eksi 4. Ama benim 5 virgüllü şeklinde yazmam lazım. Yani 2 tane kaydırıyoruz. O yüzden ne diyorum? 5,42 çarpı. Şunu 2 artırırsak arkadaşlar çarpı diyelim. 10 üzeri eksi 2 formatına dönüşür. Devam. İnsan beyninde yaklaşık 100 milyon nöron bulunur diyor. Yani 100'ü yazdık. Burası milyonlar bölü. 3 sıfır attık. Binler bölü. 3 sıfır attık. Birler bölü. Yani ne oldu arkadaşlar? 8 tane sıfır. Bilimsel gösterimizde ne olacak? 1 çarpı 10 üzeri 8. Yani şurada gördüğünüz 1 yazılmayabilir de. Çünkü unutmayın toplamadaki etkisiz eleman. Şimdi buraya gelelim. Burada diyor ki 7 çarpı 10 üzeri 9 sayısı kaç basamaklı bir sayıdır? Hemen yazalım. Bakın özü şu. 7 diyeceğiz. Sonuna 9 tane sıfır atmamız lazım arkadaşlar. 9 tane sıfır attıktan sonra zaten ne oldu? 7 milyar oldu. Sondan kaç basamağı sıfır derse 9 tane sıfır vardır arkadaşlar. 7 de bizim için bir basamak olduğu için toplamda kaç basamaklı olur? 10 basamaklı olur deriz arkadaşlar. 10 basamaklı olur dedik. Devam. 9 üzeri 23 çarpı 10 üzeri 21 sayısı kaç basamaklı bir sayıdır? Arkadaşlar en güzel tarafı bakın. Şuraya ne yapmamız lazım? 2 tane kaydırmamız lazım. 2 tane kaydırırsak 923 çarpı diyeceğiz. Şuradan 2 tane onluk aldık. 10 üzeri 19'a gider bu arkadaşlar. Yani 923 var. Sonunda da ne var? 19 tane arkadaşlar 0 var. Bize sonda kaç tane 0 var derse 19 tane neyimiz var arkadaşlar? 0'ımız var. 3 basamak da buradan geliyor. Toplamda arkadaşlar 22 basamaklıdır. 19, 3 daha deriz. Hemen gelelim. Evet, güzel bir soru. Arkadaşlar farklı iki üslü sayı yani ne tabanlar aynı ne üstler aynı çarpmaya çalışıyoruz. Bilimsel gösterimini soruyor. Şimdi çarpma işlemi yapabilmek için ya tabanlar aynı olacak ya üstler aynı olacak. Şimdi 2 ile 5'i birbirine benzetebilir miyiz? Mümkün değil. O zaman üstlerine benzeteceğiz. 2 üzeri 16 çarpı 5 üzeri 16 çarpı diyeceğim arkadaşlar. 5 üzeri 2. Çünkü tabanlar aynı olunca üstleri topluyorduk hani. 16 ile 2'nin toplamı da gördüğünüz üzere 18'i verecek. Şimdi üstleri aynı olan bu iki üslü sayıyı birbiriyle çarpacağız. 2 çarpı 5, 10 üzeri 16 çarpı kim oldu arkadaşlar? 5'in karesi. 5'in karesini açarsak 25 çarpı kimdir diyeceğiz arkadaşlar? 10 üzeri 16 kendileri. Yani bize bakalım soruda ne soruyordu? Bilimsel gösterimini. Oldu mu? Olmadı. Niye? Şu ifadenin 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Yani ne diyeceğiz? 2,5. Bir onluk aldık içinden buraya verdik. Kim oldu arkadaşlar? 10 üzeri 17
oldu diyelim. Arkadaşlar kolay gelsin.